Sayın Genel Başkanım, ilk gün Lütfü Başkanımızın Hatay'daki yıkımın çok büyük olması yönünde attığı tweetleri, mesajları ve hiç kimsenin gelmediğini söylemesi üzerine biz ilk önce buraya yönlendik. Ancak sadece havaalanında itfaiyemizin kurtarma ekibini aldılar. Nereye gittiğini bilmiyoruz. O anda Osmaniye'ye gideceklerdi ama daha sonra Gaziantep'e inip oradan Kahramanmaraş'a yönlendirildi ve oraya da ilk giden itfaiye biz olduk. Daha sonra biz Hatay'a bu şekilde yüklenmiştik. Tabii arama kurtarma süresinin sona ermesinden sonra eşleştirme sonucu bizi Kahramanmaraş'a, Hatay'da İstanbul Büyükşehir'e verildi. Öyle olunca biz şu anda Kahramanmaraş'a büyük bir tesis kurduk. Bu haftadan itibaren daha da fazla hizmet vermeye çalışıyoruz. Ancak buradaki ekipleri de tam çekmedik. Çünkü biraz önce ASKİ şefimizin anlattığı gibi sularla ilgili boşa akan problemler var. Enkaz kaldırmayla ilgili alt bölgesi 4. Bize belli bir bölgeyi verdiler. İstanbul Büyükşehir, Mersin, Hatay Büyükşehir'in ekipleriyle birlikte çadır kentlere su verilirken mevcut hatlardaki körlemeler yapıyoruz. Evet. Şu anda ana hattan su verildiği zaman daha tehlikeli tabii durum olacak diye. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah hep birlikte afet bölgesinin tamamını büyük şehirlerimizde afatla hep birlikte ayağa kaldıracağız. Evet. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Arkadaşlarımız da ilk günden beri buradalar. Zaman zaman bir değişim yapıyorlar yoruldukça. Bir şey söylemek ister misin başkanım? Söyleyeyim istiyorsan. Tabii. Sayın Genel Başkanım, değerli başkanlarım, değerli çok kıymetli basın mensupları. Gerçekten de ilk günlerde burada çok zor durumdaydı Hatay. Büyük bir yıkım olmuştu ve iletişim konusunda büyük bir problem yaşıyorduk. Sağ olsun hem Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, diğer belediye başkanlarımız ve yurt içinden, yurt dışından arama kurtarma ekipleri bu iki günden itibaren Hatay'a intikal etmeye başladılar. Ama bu 10 ilde en çok yıkıma uğrayan ve en çok can kaybının olduğu bir şehir olduk. 8. günden itibaren iletişimde düzelmeler başladı. Ama en ihtiyacımız olduğu ilk 2-3 günde gerçekten de birbirimizle konuşmakta güçlük çekiyorduk. Ne internet, ne telefon, ne WhatsApp hiçbiriyle iletişim sağlayamıyorduk. WhatsApp'la bile zaman zaman gönderdiğimiz mesajlar bir gün sonra muhatabına ulaşıyordu. Bu arada ilk günlerde biraz sıkıntı çektik ama ondan sonra bütün kurum kuruluşlarımız, belediyelerimiz hep birlikte organize olabildiler ve bu kadar yıkımın içerisinde hem bir yandan yıkıntıların içindeki canlı insanları hayata kazandırmak, bir yandan yıkıntıları temizlemek ama bir yandan da hastalarımızı tedavi etmek için uğraştık. Bunun dışında tabii ki hayatta kalan insanlarımızın ya dışarıya gidişine katkı sağlamaya gayret ettik ya da burada kalanların kış şartlarından minimum etkilenmesi için işte çadırdır, konteynerdir, giyim, kuşam, ısınma, yeme içme problemlerini hep birlikte çözmeye gayret ettik. Bu arada biraz önce arkadaşlarımız da ifade etti. Şu anda arızalar dışında 13 ilçemizde su problemi yok. Antakya Defne'nin dış mahallelerinde, üst mahallelerinde su genellikle var. İşte bu iki gün önceki depremde bazı binalarımız, binalarımız yıkılınca ana vanalarımız göçük altında kaldı. Onların şu anda kaldırılması çalışmaları var. Ama genel itibariyle yıkıma baktığımızda bugün çok daha iyi şartlardayız. Ama Sayın Genel Başkanım, çok büyük bir problemimiz var şu anda. Maalesef iletişim teknolojik anlamda kaybettik ama biz şu anda Türkiye'nin en çok iletişime ihtiyacı olan bölgeyiz. Bu 10 il ve Hatay Büyükşehir olarak. Bu tekrardan yapılanma konusunda çok iyi düşünmek zorundayız efendim. Çünkü Hatay burası bir Türk yurdu ama burası yüzyıllarca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, birçok kültürü barındırmış. 13 medeniyet 27 kültürü barındırmış. Burada
tarih, kültür ve medeniyet anlamında müthiş bir birikimimiz var. Önce bunları ayağa kaldırmak, aynı zamanda Hatay'ın kimliğine uygun, tarihi süreçteki geçirdiği bu süreçlere uygun bir yapılanmaya ihtiyacımız var. Tekrardan şehir planlamasına ve yapacağımız binaların kişilikli, kimlikli olmasına ihtiyacımız var. Yeşil alan, sosyal donatı, devlet kurumlarının yerleştirilmesi, bu gibi bütün sorunları çözerken multidisipliner bir yaklaşıma ihtiyaç var. Burada hem Çevre Şehircilik Bakanlığı, hem belediyeler, hem buradaki sivil toplum örgütleri, özellikle odalarımız aynı zamanda üniversitelerden birlikte faydalanıp tekrardan Hatay'ın planlanması lazım. Bizi belki bu en fazla bir ay geciktirir ama bundan sonraki süreç içerisinde Hatay'ın tekrardan insanlarıyla dolup taşmasının, ticareti, turizmi, tarımın gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır. Ben burada gerçekten de zaten sizin bulunduğu bu toplantıda 3 defadır bize geliyorsunuz. Hatay'a ve bu bölgeye çok önem veriyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ama tam birliğe, bütünlüğe ihtiyacımız olan ve tekrardan inşa edeceğimiz şehirde bütün dinamiklerin aynı istikamette sinerji oluşturmasından yanayız. Bunun için bütün bu dinamiklerin tekrardan bir masaya oturup Hatay'ın geleceğini tartışması ve Hatay'ın tekrardan kurgulanmasını yapmasını ben arz ediyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Değerli basın mensupları, başkanımızın da ifade ettiği gibi deprem bölgesine 3. kezdir geliyorum. Yaşanan sorunları biz her ne kadar dışarıdan izliyor gibi görünsek de depremin olduğu ilk günlerde buraya gelişim, daha sonra gelişim ve şimdi gelişim 17. günü dolduruyor yaşadığımız felaket. Hala bazı sorunların aşılmadığını görüyoruz. Umarım bu sorunlar kısa süre içerisinde çözülür. En büyük arzumuz o. Belediye başkanlarımız hepinizin huzurunda, bütün belediye başkanı arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim. Belediye çalışanlarına yürekten teşekkür ederim. Onlar canla başla, fedakarca çalıştılar. Bir kişiyi nasıl kurtarabiliriz? Enkazı nasıl kaldırabiliriz? Onların ihtiyaçları nasıl giderebiliriz diye bütün çabalarını, bütün emeklerini bu çerçevede harcadılar. Dolayısıyla hepinizin huzurunda çalışan arkadaşlara, emek harcayan arkadaşlara yürekten teşekkür ederiz. Bu Hatay için olduğu kadar Türkiye için de çok önemli. Dayanışma kültürümüzü sadece Türkiye'ye değil dünyaya gösterdik. Bu da bizim açımızdan son derece önemli. Su sorunu var. Hala çözülmemiş durumda. Umarım o da kısa süre içerisinde çözülür. Çadır ihtiyaçları hala karşılanmış değil tümüyle. Burada da büyük eksiklikler var. Onların da süratle karşılanması lazım. İnsanlar en azından yıkılan binalarının yakınında bir çadır olmasını istiyorlar. Çünkü binalarda eşyaları var ve o eşyaların şöyle veya böyle birileri tarafından alınmasını, çalınmasını kabul etmek istemiyorlar. Şunu da kabul etmemiz gerekir. Yani malcanın yongasıdır. Dolayısıyla insanlar evlerini ya da evlerinin bulunduğu mahalli kolay kolay terk etmek istemiyorlar. Bu çerçevede çadır ihtiyaçlarının giderilmesi için de belediye başkanı arkadaşlarımız ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Maalesef sadece Hatay değil, diğer bölgelerde de çadır ihtiyacının yeteri kadar karşılanmadığını görüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız önemli bir konuya vurgu yaptı. Hatay ekseninde önemli bir vurgu yaptı. Hatay gerçekten de kadim bir kentimiz. Değişik uygarlıkların yaşadığı, değişik kültürlerin olduğu, olağanüstü güzelliklerin yaşandığı, güzelliklerin tarih boyunca da yaşatıldığı güzel bir kentimiz. Bu kente hemen süratle bir yapılaşma sağlayacağız demek doğru değil. Kentin dokusunu koruyarak, kültürünü koruyarak, kadim yapısını koruyarak bir süreci başlatmak gerekiyor. Elbette ki yeni yerleşim yerleri olabilir, yeni binalar yapılabilir ama kentin dokusunun, kentin kültürünün, kentin tarihi eserlerinin mutlaka korunması gerekiyor. Bu sadece bizim açımızdan değil, dünya kültürü için de Hatay çok önemli bir kent. Hem kendi bölgesi hem dünyada önemli bir kent. Dolayısıyla arzu ederiz. Sayın Başkan, bakanlıklardan söz ederken özellikle Kültür Bakanlığı'nın da bu konuya
dikkat etmesi gerekiyor. Üniversitelerin bu konuya dikkat etmesi gerekiyor. Tarihçilerin bu konuya dikkat etmesi gerekiyor. Yani Kültür Bakanlığı, belediye başkanlıkları, burada yaşayan kadim kültürün sahibi olan sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri, üniversitelerle işbirliği yapılarak Hatay'ın yeniden ayağa kaldırılması gerekiyor. Bunun için de her türlü fedakarlığı yapmaya biz hazırız. Belediye başkanlarımız hazır. Her türlü fedakarlığı yapabiliriz. Yeter ki Hatay ayağa kaldırılsın. Hataylı çocuklara ve gençlere de seslenmek isterim. Hatay sizin annelerinizin, babalarınızın, dedelerinizin yaşadığı kadim bir kent. Bu kentten vazgeçmeyin. Bu kente gelin. Kent olağanüstü güzellikleri bağrında barındıran bir kent. Biz de elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Hatay'ın ayağa kaldırılması için. Elbette ki sadece Hatay değil, biz Kahramanmaraş'ın da, Adıyaman'ın da, diğer bölgede deprem yaşayan hemen hemen bütün kentlerinde sorunlarının bir an önce çözülmesini istiyoruz. Belediye başkanlarımız en küçüğünden en büyüğüne kadar fedakarca çalışıyorlar. Zaman zaman engellemeler olmasına rağmen engellemeleri aşıp halka hizmet etmeyi sürdürüyorlar. Hemen hemen şunu rahatlıkla ifade edebilirim. İyi ki bu ülkede yerel yönetimler var. Yerel yönetimler olmasaydı tablo çok daha vahim bir süreci bize yaşatabilirdim. Yerel yönetimler imkanlarıyla, deneyimli personeliyle, araçlarıyla deprem bölgelerine süratle intikal ettiler ve pek çok yarayı sarmaya çalıştılar. O nedenle ben hiçbir ayrım yapmaksızın, sadece CHP'li belediyeler için söylemiyorum, hiçbir ayrım yapmaksızın bütün belediye başkanlarına verdikleri hizmetler dolayısıyla gerçekten yürekten teşekkür ederim. Sağ olun değerli basın mensuplarım.